Selamlar, yeni videoya hoş geldiniz. Bu videomda arkadaşlar Broken'ın yılbaşı güncellemesiyle birlikte gelen gizemleri göstereceğim arkadaşlar. Fena şeyler var. Bakın yılbaşı güncellemesine özel gelen gizemler. Hepsini bu videoda göstereceğim. Hemen videoya başlayacağım, hemen anlatmaya başlayacağım. Ama videoya başlamadan önce eğer hala kanala abone değilseniz abone olmayı, bir de videoyu beğenmeyi unutmazsanız gerçekten çok mutlu olurum arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz videolarıma çok uğraşıyorum, çok emek veriyorum. Bu yüzden bu emeğimin karşılığı olarak bunları yaparsanız gerçekten güzel olur. Uğraşıyoruz, emek veriyoruz. Yapın arkadaşlar. Sevindirin beni. Hepimiz mutlu olalım. Ben de mutlu olayım, siz de mutlu olun yani. Size bedava video izletiyoruz burada. Beni de mutlu edin. Neyse, çok da lafı uzatmayayım arkadaşlar, o zaman yavaştan videoya başlayacağım. Şimdi arkadaşlar kaç tane TikTok hilemiz var, bunların hepsi yani çoğu aralarından %90'ı diyeyim yılbaşı güncellemesiyle alakalı. Onun dışında eski şeyler de var, bir iki tane güzel şeyler var. Hemen izlemeye başlayalım. Videoya başlıyorum arkadaşlar. Brookhaven yılbaşı güncellemesindeki gizem yazmış. Hemen bakalım, şuradan geliyor arkadaşlar ve roket evini çağırıyor. Sonra geliyor buradan alttaki tuşa basıyor arkadaşlar. Bir dakika, çok hızlı ilerliyor video şu anda. Zaten video 10 saniyemiş, o yüzden hızlıca arkadaşlar başlayalım, biz gidelim. Şimdi arkadaşlar ne yapmamız gerekiyor biliyor musunuz? Şuraya bir tırmanayım. Böyle bir geliyoruz ve buradan arkadaşlar bir tane roketle bir tane ev vardı, hatırlıyor musunuz? O evi çağırmamız gerekiyor. Şöyle gelelim arkadaşlar, şuraya tıklayalım ve o en aşağıda olması lazım. Burada bir yerdeydi, aynen tam olarak burada arkadaşlar. Bu evi çağırıyoruz, gördüğünüz gibi şu anda geliyor evimiz. Bu arada bu ev premiumlu mu bedava mı arkadaşlar, onu bir dakika ben bilmiyorum. Aynen bedavaymış arkadaşlar. Oha, bu ev çok güzel lan, bedava olması bayağı iyi. Neyse, sonra arkadaşlar geliyoruz ve bu evin burasına doğru geliyoruz ve şuradan üst kata çıkıyoruz arkadaşlar. Bir tane basıyoruz, geldik, hep en üst kattayız şu an. Sonra kapıya bir kere tıklıyoruz ve içeriye giriyoruz. Şimdi yapmamız gereken şey, bakın burada bir sürü tuş var. Böyle mor mor tuşlar var burada. Yapmamız gereken şey arkadaşlar buradaki bu alttaki Hull Bridge tuşuna bas. Bak şu anda bastım gördüğünüz gibi. Peki şu anda ne oldu? Hemen videoyu izlemeye devam edelim. Bakın arkadaşlar geliyor ve burada gördüğünüz gibi 3 tane yılbaşı çorabı var ve arkadaşlar ve üstünde uzaylı el izleri var. Oha, bir saniye, bu gerçek olabilir mi? Arkadaşlar şuna bakın, gördüğünüz gibi bildiğiniz 3 tane yılbaşı çorabı ve üstünde uzaylı elleri var. Şimdi arkadaşlar alt kata inelim ve bakalım hazır mıyız? Şöyle bir dönüyorum arkamı ve oha arkadaşlar gerçekmiş. Gördüğünüz gibi burada yılbaşı çorapları ve onun üstünde uzaylı elleri var arkadaşlar. Bakın üstünde tam olarak üstünde duruyor. Abi bu ne arkadaşlar, bilmiyorum, bu şeyler çok şaşırtıyor beni ya. Hani yılbaşı çoraplarından ne isteriniz be uzaylı kardeşler. Bu arada bunlar uzaylı ele olduğunu hiç kanıtlama gereği duymuyorum. Çünkü önceki videolarımdan bir tanesinde göstermiştim. Hani bunu uzaylı.png yazınca Google yazınca çıkıyor arkadaşlar. Bu Google'da aratınca çıkıyor bu fotoğraf direkt. Uzaylı ele fotoğrafını alıp buraya koymuş yani oyun yapımcıları. O yüzden bu gerçek bir uzaylıydı. Burada da yılbaşı çoraplarımız var zaten. Gayet değişik arkadaşlar, anlamadım. Harbiden değişikmiş yani. İlk TikTok hilemiz arkadaşlar gerçekmiş, gördüğünüz gibi çalıştı. Hemen dışarıya çıkalım ve devam edelim sonraki TikTok hilelerimize. Abi ben nereye düştüm ama ya, dur bakalım. Arkadaşlar parkur yapa yapa gidiyoruz. Hop buraya atladık, hop buraya atladık. Harbiden işe yaradı abi, süper süper. Sonraki TikTok hilemiz arkadaşlar burada bu şekilde bir video. Brookhaven yeni bilinmeyen gizem yazmış. Devam edelim arkadaşlar. Buradan geliyor ve yılbaşı ağacının altına uyku tulumu koyarak giriyor. Ve sonra arkadaşlar haritanın altına giriyor. Bir dakika, bunu nasıl yaptı abi, biraz gösterseydin ya. Neyse arkadaşlar, madem o düzgün göstermedi o zaman biz de kendimiz buluruz. Şimdi bakın burada yılbaşı ağacımız var, bir tane uyku tulumuna ihtiyacımız var bizim de. Uyku tulumuyla arkadaşlar haritanın altına giriyor, bakın şuraya giriyor, biz de aynısını yapacağız. Şöyle gelelim ve şurada güzel bir konumda arkadaşlar uyku tulumu koymamız lazım. Şu köşe kısmına bakın, burada bir köşe var ya, buraya güzel bir konumda koymamız lazım. Bakın oldu mu şu anda, mesela şu an olmadı galiba. Bakın arkadaşlar bu şekilde yastık kısmı içeride kalacak ama arkadaşlar ben şu anda yapamadım, bir dakika. Biraz daha yerden koymam lazım arkadaşlar, ne yapacağız biliyor musunuz? Şöyle yere bakarak şu şekilde koyacağız. Şu anda oldu mu deneyelim. Yok olmamış. Şimdi olmuş olabilir arkadaşlar. Şöyle kafamızı bakın. Kamerayı aşağı doğru çeviriyoruz. Aşağı bakıyoruz ve zıplıyoruz arkadaşlar. Sonra içeride olmamız gerekiyor diyecektim. Ama önce sanırım kendimizi küçültmemiz gerekiyordu. Ben bunu unuttum arkadaşlar. Şöyle kendimizi bir en küçüğe alalım. Ya da küçültmemiz gerekmiyor muydu ya? Arkadaşlar ben unuttum ya, bir saniye. Biraz deneyeyim arkadaşlar. Anlayacağınız burada köşeye yatak koymanız gerekiyor. Yani olay bu. Ve şu anda yanlışlıkla yaptım mı? Galiba yaptım, bir saniye arkadaşlar. Yanlışlıkla yapmış olabilirim. Evet, yanlışlıkla yaptım arkadaşlar. Harbiden yanlışlıkla yaptım yani. Siz de büyük ihtimal böyle yanlışlıkla yapacaksınız. Az önce uğraşıyordum, aynı yatağı tekrardan yattım hiç değiştirmeden ve oldu arkadaşlar. Yani yatıyorsunuz, sonra zıplıyorsunuz, hopluyorsunuz, bir şeyler yapıyorsunuz ve sonra burada arkadaşlar yerin altına girmiş oluyorsunuz. Bakın oyuncuların doğduğu yer burası. Yerin altındayım şu anda. Peki buraya niye girdik? Hem TikTok hilesinin ilk kısmı olarak buraya girmeyi öğrenmiş olduk, hem de arkadaşlar çok güzel eğlenceli bir özellik var. Onu da göstereyim hemen videodan. Bakın videoda ne yapıyor arkadaşlar? Buranın altına giriyor. Sonra buradan arkadaşlar yatakla dışarıyı görebildiğinizi söylüyor. Bakın onu da göstereyim. Yatağı arkadaşlar geliyor, şuraya mıydı? Buraya bir yere koyuyor. Bir dakika şöyle bakalım arkadaşlar. Aynen buraya koyuyor ve buradan aşağı baktığında arkadaşlar gördüğünüz gibi haritanın alt kısmını görebiliyorsunuz. Bu TikTok videosunda aslında bir sürü gizem var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi haritanın şu anda en altını görüyoruz arkadaşlar bu şekilde. Onun dışında arkadaşlar burada başka bir şey daha yapabiliyoruz. Bakın geliyor envanterden arkadaşlar yeni gelen özellikle birlikte buraya kendine bir ev yapıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi etrafa böyle uzaylı falan filan koyuyor. Kendine güzel bir ev yapıyor ve yukarıdan da arkadaşlar bu şekilde görebiliyorsunuz. Yani oyuna başlayan yeni insanlar arkadaşlar, oyuna yeni girenler burada bunları
bunları görüyor. Bayağı güzel bir özellik. Ben böyle küçük yerlerde yaşamayı, böyle gizli yerlerde, kimsenin bilmediği yerlerde yaşamayı Brookhaven'da çok seviyorum. O yüzden arkadaşlar şöyle bakın, şu şeyimizi alıyoruz, bakın bu var ya, bu yeni geldi, bunu alıyoruz. Sonra geliyoruz böyle duvarımıza bundan koyuyoruz arkadaşlar. Sonra geliyoruz köşemize, şöyle paralarımızı koyuyoruz. Sonra geliyoruz buraya, şu tarafa bir tane meşale koyuyoruz arkadaşlar. Burada yeni doğanların böyle poposunu yakabiliyoruz mesela. İsterseniz buralara da koyuyorsunuz arkadaşlar falan filan. Yani gerçekten garip. Onun dışında isterseniz gidip buraya böyle bir tane ev koyuyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi burada gizli bir evim oldu abi. Mis gibi. Bakın böyle yukarıdan da bakabiliyorsunuz buna. Tabii ki ben ev koymayacağım şu anda ama isterseniz koyabilirsiniz. Onun dışında giderim buradan alırım. Masamı koyarım arkadaşlar şu şekilde. Biraz daha yatay koymak istiyorum. Nasıl çevireceğim bunu abi? Nasıl çevirmem gerekiyor? Aynen oldu şu anda. Sonra gelirim arkadaşlar. Bu masayı değiştiririm. Daha güzel bir şey yaparım. Şöyle bir ayna koydum mesela buraya. Geldim buraya bir tane balon koydum. Bir daha abi ne eksik? Mangal koydum. Mangal. Sanki çok gerek varmış gibi. Üstüne de etlerimi koydum. Gördüğünüz gibi buraya kendime küçük bir alan kurmuş oldum kısaca. Şöyle de dışarı çıktığımızda arkadaşlar nasıl gözüktüğünü hemen göstereyim sizlere. Oyuna yeni gelen insanlar bu şekilde buraları görebiliyor. Bakın gördüğünüz gibi. Adam oyuna giriyor, bir bakıyor, lan al oğlum diyor. Burada birisi yaşıyor diyor. Adam nasıl buraya girmiş diyor. Buraya ev kurmuş diyor. Gerçekten çok güzel gözükmüyor mu arkadaşlar? Bence aşırı güzel gözüküyor. Onun dışında normalde arkadaşlar yine yollara böyle eşya koyabiliyorsunuz ama kendi eviniz, bakın kendi evinizde olması daha güzel. Hem de arkadaşlar normal şu yola koyamıyorsunuz arkadaşlar bu eşyaları. Sadece böyle kenarlara falan koyabiliyorsunuz yani. O yüzden böyle haritanın altına koyabilmek de gerçekten güzel arkadaşlar. Bu özellik, yeni gelen özellik gerçekten çok iyi. Burası da çok güzel gözüküyor. Sonraki TikTok videomuz arkadaşlar Brookhaven bilmediğiniz gizemler diyor. Bakalım gerçekten bilmiyor muyuz? Buraya da yılbaşı versiyonu diye yazmış. İlk öncelikle motele doğru gidin diyor. Tamam, motele doğru gidelim. Burası harbiden güzel oldu bu arada. Ben burayı böyle bırakıp gidiyorum arkadaşlar. Şurada otelimiz var biliyorsunuz. Otele doğru gidin diyor arkadaşlar. Otele geldik şu anda. Şunları da envanterinden silebilirim. Hatta uyku tulumu kalsın. Bakın geldik. Sonra geliyoruz ve otelin arka kısmına yürüyoruz arkadaşlar. Bir tane merdiven alıyor ve merdiveni üst kısımlarda bir yere koyuyor arkadaşlar. Sonra merdivene geliyor arkadaşlar ve merdiveni arkadaşlar ne yapıyor? Zıplıyor. Zıplamaya çalışıyor ama zıplayamıyor arkadaş. Evet, sonunda zıpladı. Sonra arkadaşlar geliyor ve buraya bir tane uyku tulumu koyuyor. Sonra buradan arkadaşlar içeriye giriyor, bakın bu şekilde. Ve içeride bu kadar diyor. Gördüğünüz gibi burada gizli bir mesaj var diyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir mesaj. Eğer önceki videomu izlediyseniz şu anda neyden ne diyeceğimi biliyorsunuzdur. Bakın arkadaşlar biz hemen deneyelim. Şöyle merdiven alıyoruz ve buraya zıplıyoruz arkadaşlar ve buraya geldiğimizde şöyle uyku tulumunu gidiyoruz. Güzel bir şekilde koymamız gerekiyor ve koyamadım arkadaşlar. Niye koyamıyorum? Aha koydum. Şöyle buna zıplamam gerekiyor şimdi. Aynen zıpladık ve içeriye, Allah giremedim lan. Niye giremedim arkadaşlar? Biraz daha şöyle koyalım o zaman. Hadi abi, aynen öyle arkadaşlar. Girdim. Şu anda girdim ve gördüğünüz gibi burada herhangi bir mesaj yok arkadaşlar. Ben şaşırmadım çünkü böyle bir şey olduğunu biliyordum. Eğer önceki videomu izlediyseniz bilirsiniz arkadaşlar. Geçen seneki yılbaşı güncellemesinde burada gerçekten bir mesaj vardı arkadaşlar ve o izlediğimiz video bu sene yayınlanmış ama büyük ihtimal geçen seneden kalma bir video. Yani geçen sene çekilip bu sene yayınlanan bir video. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada hiç mesaj yok ama geçen sene yılbaşı güncellemesinde burada bir mesaj vardı. Bu sene ise arkadaşlar önceki videomda göstermiştim. Dağların arasında gizli bir yere mesaj eklendi arkadaşlar. Onu da merak ediyorsanız önceki videomu izleyebilirsiniz. Onun dışında sonraki TikTok videomuza geçtik arkadaşlar. Bu şekilde buradan geliyor ve yeni Noel Baba'nın evini çağırıyor arkadaşlar. Bu da yılbaşına özel biliyorsunuz. Sonra buraya geliyor ve buradan içeri girdikten sonra yatağın altında bir düğme var. Buna tıklıyor. Hemen oraya doğru gidelim arkadaşlar. Şöyle şuna binip hızlı bir şekilde ev çağırma yerine gitmek istiyorum. Şöyle dönelim ve hop şöyle uçalım arkadaşlar. Tamam, zaten yürüsem daha hızlıymış abi bu kalkana kadar. Oho, neyse. Şöyle indirelim arkadaşlar o zaman. O da orada kaldı. Şöyle arkadaşlar evimizi silelim ve buradan yeni bir ev alalım. Geliyoruz ve Noel Baba'nın özel evini çağırıyoruz arkadaşlar. Arabamız da aşağı düştü abi gördüğünüz gibi. Sonra geliyoruz ve burada arkadaşlar eve doğru giriyoruz. Sonra üst kata geldik. Şimdi buradan arkadaşlar şuradaki yatak odasına gidiyoruz ve burada bir buton olması gerekiyor ve evet arkadaşlar gerçekten buton var. Tıkladık. Sonra buradan dışarıya çıkacağız sanırım. Bakalım arkadaşlar ne yapıyormuşuz. Dışarı çıkıyoruz ve kiliseye geliyoruz. Burada kilisedeki ipe tıklıyoruz arkadaşlar ve daha sonra bu şeye geliyoruz arkadaşlar. Buradaki değişik yere, sınıra geliyoruz. Sonra buranın altına geliyor arkadaşlar ve buranın altında gizli bir çubuk olduğunu söylüyor. Bakın gördüğünüz gibi. Bu çubuğu elimize alabiliyoruz ve hiçbir işe yaramıyor. Sadece elimizde duruyor. Bu kadarmış arkadaşlar video. Şimdi karşı tarafa hemen şöyle bir gidelim arkadaşlar. Şu kiliseye gitmemiz gerekiyor çünkü. Bakın kiliseye geldik arkadaşlar. Butona basmıştık. Şimdi kiliseye geldik ve buradan arkadaşlar şu ipe bir kere tıklıyoruz. Bakın tıkladım gördüğünüz gibi. Sonra şuradaki arkadaşlar şu tam önümdeki şehir sınırına gitmem gerekiyor. Buna ne denir bilmiyorum arkadaşlar. Buraya geliyoruz ve sonra arkadaşlar buradan buradaki yere geldiğimizde gerçekten burada bir çubuk var abi. Oha, bakın F'ye basınca da havaya kaldırıyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir çubuk, tıklayınca falan hiçbir şey olmuyor. Bomboş, hiçbir işe yaramayan bir eşya arkadaşlar. Niye böyle bir şey var bilmiyorum ama güzel bir gizemmiş. Gerçekten öğrendiğimiz iyi oldu. Ben bunu çok çok eskiden bir videomda göstermiştim arkadaşlar. Bilen bilir, benim de şu anda aklıma geldi yaptığım
yaptıktan sonra. Gerçekten güzelmiş arkadaşlar bu da. O zaman ne olsun abi, bu video bu kadar olsun. Yani bence gayet güzel, eğlenceli bir video oldu. Daha fazla TikTok hilesi videosu için, özellikle böyle güncellemelere özel TikTok hileleri için videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize bakın ve hoşça kalın.